Merhabalar, Akit TV ve Eğitim Atlası programına hoş geldiniz. Ben Süleyman Belediyeoğlu. Her cumartesi saatler tam 11'i gösterdiğinde biz karşınızda oluyoruz. Ve her zamanki bir davetimizi bir kez daha size duyurmak istiyoruz ki, cumartesi günleri saat tam 11 olduğunda kumandanızın Akit TV'sinde olmayı ihmal etmeyiniz. Biz işte o durumda evlerinize, gönüllerinize ve iş yerlerinize konuk oluyoruz. Çocuklarınızın bu eğitim adına çıktığı çetin yolda onların yanında olmayı, sizlerin işlerini kolaylaştırmayı, çocuklarınızın aklına takılan problemleri bilimsel, net ve gerçekten çözüm içeren bir takım tavsiyelerle sizi en iyi şekilde ve çocuğunuzu en iyi şekilde mutlu etmek ve başarılı etmenin yollarını arıyoruz bu programda. Çok teşekkür ederiz ve bu arada bize sorularınızı Instagram Bonus Hoca üzerinden çok rahatlıkla gönderebilirsiniz. Biz sorularınızı sırasıyla yanıtlıyoruz. Yetiştiremediğimiz zaman bir hafta sonra kaldığımız yerden devam ederek yanıtlamaya devam ediyoruz. Ve bu arada sorularınızı 0312-474-0380 no'lu telefondan da arayarak bize gönderebilirsiniz. Ve bu soruları da arkadaşlar not alarak bana iletiyorlar. Buradan bu soruları açık yüreklilikle ve geniş bir şekilde yanıtlıyoruz. Şimdi programımız bittiğinde akittv.com.tr'den programlara tıklayın. Eğitim Atlası'na tıkladığınız zaman bu programı tekrar izleyebilirsiniz. Defalarca izleyebilirsiniz. Çocuğunuz kurstaysa, siz evde değilseniz ve geriye döndüğünüzde bu programı izleyebilirsiniz. Ben bugün hızla sorulara hemen yönelmek istiyorum. Ve geçen haftadan Instagram üzerinden gelen bazı soruları biraz daha detay yanıtlama adına onlara bir kez daha dönüyorum. Yanıtlayamadıklarımızı tam anlamıyla. Fadime Akgül Tokat'tan 7-8. sınıf matematiğim iyiydi diyor. 10. sınıftayım şimdi. Matematiğim çok kötü. Neden diyor? Aslında benim ortaokul matematiği iyi olanın aslında lise matematiği de iyi olur söylememin duyduğunu ama buna rağmen kendisinin matematiğinin kötü olduğunu söylüyor. Sevgili Fadime, aslında senin problemin ne biliyor musun? Sen 9. sınıfta hani o SBS, TEOG vesaire o sınavlardan çıkan bütün öğrencilerin yaşadığı bir şey vardı. O da 9. sınıfta ders çalışmama ya da düşük profilli ders çalışma. Yani dersi dinle yazılıya, sınava hazırlanıyorsunuz. Yeterince ödev yapmıyorsunuz. İşte ya da ekstra çalışmalar içerisine girmiyorsunuz. O zaman ne oluyor? Tabii ki 9. sınıf problemle 9. sınıf konularını anlamazsanız 10. sınıfı zaten anlamazsınız. Eksiklik neredeymiş sevgili Fadime? 9. sınıf konularındaymış. O zaman 9. sınıfa dönüp çok mükemmel çalıştığın zaman emin ol ki bu problemin kalmayacaktır. Evet, Fatma Çelik Yılmaz, oğlum 11. sınıfta diyor. Yine Instagram Bonus Hoca üzerinden gelen bir soru. Ama cevap anahtarına bakmıyor. Çok soru çözüyor ama cevap anahtarına bakmıyor diyor. Ben kontrol ediyorum. Bu durum doğru mu diyor. Tabii ki aslında sizin kontrol etmeniz yanlış olmasa da çocuğunuzun cevap anahtarına neden bakmamış olduğu çok önemli. Neden bakmıyor? Bakın çok dikkat edin. Çocukta özgüven problemi var. Bu nasıl bir özgüven yalnız? Hayata dair bir özgüven değil bu. Akademik özgüven problemi var. Yani çocuk yanlışlarını gördüğü zaman bunlar için tekrar çalışma ve bir plan yapma, bir zaman ayırma gibi bir şeyi göze alamıyor. Yani çocuğunuz aslında kendine bir öğrenci olarak güvenmiyor. Çalışma konusundaki performansına da aslında güvenmiyor. Olaya bu şekilde gitmeniz lazım. Çocuğunuzun mutlaka cevap anahtarına bakması gerekiyor. Hatta bizim şöyle bir şeyimiz vardı geçen haftadan hatırlarsınız. Anında geri bildirim çalışma motivasyonunun önündeki en önemli unsurdu. Yani bizi çalışma motivasyonu katan bize en önemli unsur neydi? Anında geri bildirim. Yani çocuk her soruyu çözdüğünde bile emin olun cevap anahtarına baksa inanılmaz bir anında geri bildirim aldığı için daha çok çalışır. Hani böyle yapsın demiyorum. Kesinlikle anında geri bildirim hani kaç soru çözüyor? 20 soru var. 20'sinden sonra baksın yaprak teste. Böyle çalışmasını öneriyoruz. Demek ki Fatma Çelik Yılmaz izleyicimiz orada bir sıkıntı var.
Ümran şöyle bir soru göndermiş bize. Kızım 12. sınıfta, temel lisede diyor. Günde 400 soru çözün diyorlarmış. Kim söylüyor bunu? Ben zannediyorum öğretmenler böyle günde 400 soru çözün demez. Bunu söyleyenler kesin öğretmen değildir Ümran Hanım. Çocuğunuzu iyi bir eleştirin, konuşun bakayım. Neden sokaktaki simitçiden, büfeciden, efendim tezgahtardan kaç soru çözeceği konusunda bilgi aldığını bir sorar mısınız? Çünkü bu soru, böyle bir soru, bir şeyi öğretmen söylemez. Ve baskı yapıyorlarmış bunu. Allah Allah, nasıl bir şeymiş, ben anlayamadım bunu. Konu eksiği var çocuğun. Öğretmene karşı kötü hissetmemek için 400 soru çözmeye çalışıyormuş ama çözemiyormuş. Gelin bir hesap yapalım. Bakın, ben bunu öğretmen söylemez diyorum. Bunu söyleyen kimse, Milli Eğitim Bakanlığı eğer bu insanlara sen öğretmen olabilirsin diye bir onay vermişse, bakanlığımızın bu onayı geri alması gerekiyor. Bakın, Milli Eğitim Bakanlığı bugün 2 dakika 25 saniye veriyor her soruya. Ben 2 dakika diyeceğim. Bu 800 dakika eder 400 soru. Çevirelim 14 saat ediyor. Alın hesap makinenizi elinize. 14 saat. Var mı bu dünyada 14 saat yemeden içmeden soru çözebilen? Ne zaman uyuyacaksınız? Okul, ders, yemek. Arkadaşlar, onun için değerli izleyicilerimiz, öğretmen kılığı altında bu tarz rakamları verenlerden çocuklarınızı sakının ve kesinlikle bunlar öğretmen falan değil. Yok, yok, böyle bir şey öğretmen diyemez. Oturur bir hesap yapar. Hesap yapar, ona göre bunu yapar. F25, böyle bir isim takmış öğrencimiz kendisine. 10. sınıfım diyor, çalışırken sıkıldığım dersleri ne yapmalıyım? Harika bir soru bu, öncelikle F25 sevgili öğrencim. Instagram'dan da nereden gönderdiğinizi, hangi ilden gönderdiğinizi yazın. Şimdi sevgili öğrenciler bakın, sıkıldığınız derslerde ne yapacaktınız? Bölerek, parçalayarak, küçük adımlarla çalışacaktınız. Bazen okuduğunuz cümleyi tekrar etmeden ikinci cümleye geçmeyecektiniz. Harika sorular gönderiyorsunuz ve Instagram bonus hocadan ya da 0312 474 0380 nolu telefondan bizi arıyorsunuz, sorularınızı yazdırıyorsunuz, biz size sorularınıza dönüyoruz. Evet, Instagram bonus hocadan bir soruyu daha alalım hemen. Kevser, okuldan gelince nasıl çalışmalıyız? 10-15 dakika hemen o gün deftere yazılanları, deftere bir şey yazılmamışsa yardımcı kitaptan, okul kitabından tekrar ediyorsunuz. Hafta sonunu nasıl değerlendirmeliyim? Mutlaka hafta sonunuzun bir öğleden sonrasını aktiviteye, kendinize, sinemaya, tiyatroya, yürüyüşe, başka bir şeye ayırıyorsunuz. 12. sınıfta öğrencimiz var. Kaç saat çalışmalıyım diyor. Tabii şimdi çocuklar, her 45 dakikada bir 15 dakika mola verin konu çalışırken. 3 saat çalıştıktan sonra 1 saat mola verin. Onu toplayın. Şimdi kaç saat çalışayımın bir rakamı yok tabii ki. Kaç derse çalışmalıyım günde? 2 ders iyidir. En çok 3 tane çalış. Dershane şart mı? Bu size göre değişir. Böyle 400 soru çözün bilmem ne diye kendisini flash göstermeye çalışan, sizi ezen, püreye salçaya döndüren insanları öğretmen sayıp da onlardan ders almayın. Ama kendini bilen, gerçekten çok güzel stratejiler öneren çok kıymetli öğretmenlerimiz var. Onları bulun, arayın. Onlarla yolunuza devam edin. Denemeleri ne zaman yapmalıyım diyorsun. Denemeye hemen başlayabilirsin ama önemli olan nedir çocuklar? Yeterliliğiniz, yani hazır bulunuşluluğunuz. Ne demek bu? Yani gördüğünüz konulardan ve hazır olduğunuza emin olduğunuz konulardan aslında deneme sınavı çözün. Aksi halde öğrencilik özgüveniniz, kendinize olan özgüveniniz geriler ve böylece de ne olur, çalışma azminiz kırılır. Bunlar çok önemli. TYT'de diyor Merve, dilciler ne yapmalı? Şimdi sizin sevgili öğrenciler, dil sınav soruları ayrı. TYT'de siz matematikten, fenden, sosyalden ve de bir dersimiz daha var, Türkçeden. Puan alıyorsunuz. Hepsine çalışmanız lazım. Bol bol kitap okuyacak, kavramları çıkartacak, kavramları birbiriyle ilişkilendireceksiniz. Ben gelen sorularınız çerçevesinde bunları vermeye devam edeceğim. Beyza Gümüş Afyon'dan TYT ve AYT'de, yani pazar günkü sınav ve cumartesi günkü sınavda diyor, nertlerim atmadıkça çok moralim bozuluyor. Bu 5 ay içerisinde nasıl çalışmalıyım? Şimdi çocuklar bakın, biz sürekli konuşuyoruz biliyorsunuz. Diyoruz ki bakın, her çözemediğiniz soruyu öğretmene çözdürürseniz netiniz artmaz. Bu birincisi değil mi çocuklar?
Öğretmenlerinizden yararlanmayı bilin. Onlara bağımlı hale gelmeyin. Çözemediğiniz soruları neden çözemiyor olduğunuzu, nelere çalışmanız gerektiğini ve nasıl çalışmanız gerektiğini öğretmenlerinizden bir hekimin tavsiyeleri gibi tavsiyeler alın. Arkadaşlar, dünyada hastaya yazdığı ilacı kendi içen bir tane hekim gördünüz mü? Görmediniz. O zaman öğretmen çözemediğiniz soruyu çözüyorsa aynen ne duruma düşüyor biliyor musunuz? Hastaya yazdığı ilacı kendi yazan hekim gibi komik bir duruma düşüyor. Ben bunu bilmiyorsa öğretmen, o zaman niye ataması yapılıyor bunların? Bunlar bilinecek. Ama bugün Türkiye'de kişisel gelişimciler öğretmenlere seminer vermeye kalkışıyor. Video konferanslarla, bilmem nelerle falanla filanla. Arkadaşlar, değerli yetkililer, kişisel gelişimciler dediğiniz sizin, oradan laf topla, buradan laf topla, üst üste koy bin tane lafı. Lafla peynir gemisinin yürüdüğünü görmüş müsünüz? Atalarımız öyle söylemiş. İşte öğretmen yetiştirme programlarında eğitim fakültelerimizin çok etkin bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Eğitim fakülteleri içerisinden de akademisyenlerin titizlikle seçilmesi, kendisini geliştiren ve yeni gelişmelere adapte olmuşların seçilmesi gerekiyor. Onun için sevgili öğrencim Beyza Gümüş, sakın böyle düşünme. Eğer kendi başına soru çözme becerilerini arttırırsan bu netlerin artacaktır, iki. Çünkü diğeri, bakın buna dikkat edin, bir konuyu öğrendiniz. Değil mi? Aklınızda tutuyorsunuz, siz öğrendik zannediyorsunuz. O akılda tutma. Tekrar etmezseniz beyniniz bunu siliyor. Tekrar ettiniz kaydediyor. Ama soruları yapabilmeniz için üç şeye dikkat edeceksiniz. Bilgiyi düzenleyeceksiniz, anlatacağım şimdi. Kodlama yapacaksınız ve ilişkilendireceksiniz. Aslında bunun üçü aynı. Şimdi bilgiyi düzenleme ne demek? Benimle birlikte düşünür müsünüz değerli aileler? Ya çocuğunuza diyorsunuz ki odanı düzenle. Bu ne demek? Kazakları bir yere, aynı yere, gömlekleri aynı yere, farklı bir yere, kitabı ayrı bir yere, kalemi ayrı bir yere, değil mi? Bakın dikkat ediyor musunuz? Düzenleme demek birbiriyle alakalı olan nesneleri bir arada tutmak demek değil mi? Peki bilgiyi düzenleme ne demek? Birbirine benzeyen, birbirini ilgilendiren bilgileri yan yana öğrenmek demektir. Hani bilgi düzensizliği diyoruz ya biz, dikkat problemi zannedilen problemlerin çoğunda bu var zaten. Yani işte o bilgi düzensizliğinin de sebebi bu. Şimdi neyi nereye koyduğunuzu bilmiyorsanız işte sağa sola çırpınır durursunuz, sonra bulamazsınız. Evet, harika sorular bunlar. Ben devam ediyorum şimdi. Beyza Gümüş şu sorularını yanıtladık. Onu hemen aldık buradan. Yadigar Düzcan Ankara'dan 9. sınıf dikkat dağınıklığı ile ilgili ne yapmalıyız diyor. Şimdi öncelikle sevgili Yadigar, ben bir eğitimciye bu soruyu sorduğun için sen de tıbbi anlamda dikkat eksikliği olmadığı varsayımından hareket edeceğim. Biz öğretmenlerimize de şunu tavsiye ediyoruz. Öğrenci dikkatim dağınık, işlem hatası çok yapıyorum, öğretmen ders anlatırken dinleyemiyorum dediğinde bir orta saha oyuncusu gibi topu hemen hekimlerimize atmayın lütfen. Çünkü onların mesleki yeterliliği açısından kendi açılarından yanıtlayacaklardır. Bu problemin üstüne gideceklerdir. Biz önce kendi işimizi bir bitirelim. Bakın sevgili Yadigar Düzcan öğrencimiz ve dikkat eksikliği ve dağınıklığı ile ilgili ne yapmalıyım diyorsun. Ben önce anlatacaklarıma dikkat et. Bir, neyi tespit edeceksin? Hangi derslerde dikkatim dağınık değil? Yaz onları şimdi bakayım bir. Hangilerinde dağınık? Dikkatinin dağınık olmadığı derslerde neden dikkatin dağınık değil? Çünkü onları biliyorsun. Bilgileri düzenli bir şekilde depolamışsın, kodlamışsın, birbiriyle ilişkilendirmişsin. Bunların hepsi aynı demiştim, dikkat ederseniz. Şimdi o zaman ne yapacaksın? Ha, benim mesela diyelim ki matematikte, fizikte, kimyada dikkatim iyi. Geometride, işte biyolojide kötü diyorsun değil mi? O zaman biyoloji ve geometride de tıpkı matematikte yaptıkların gibi yapman lazım. Bir başka tavsiye sana, mutlaka dikkatini dağıtan derslerde daha kısa zaman aralıklarıyla çalış. Örneğin 25 dakika çalış, 15 dakika dinlen. Ama 15 dakikada da ne yap? Mutlaka
Çalıştığın konularla ilgili düşünme yolunu seç. Mustafa Babar, Ağrı Patnos'tan arıyor öğrencimiz. 9. sınıfım diyor. Gittiğim fen lisesinde rekabet çok yüksek. Sıkıntı olmaz bundan aslında. Ben ders çalışırken sürekli rakiplerimi düşünüyorum. Aa, işte bu olmadı şimdi. Bu düşünceden kurtulmak için neler yapmalıyım? Harika bir soru. Mustafa'cığım, şimdi beni çok iyi dinle. Öncelikle netlerini yavaş yavaş arttırma yolunu seç. Mesela rastgele bir rakam vereceğim. İşte TYT'den 120 soru geliyor. Aslında sen diyelim ki 105 net yapıyorsun. De ki ya, ikinci sınavda ben bunu 107 net yapacağım. Bakın, fazla yapmayacaksınız çocuklar yalnız. Sen o 107'ye odaklandığında, yani beynin senin o 107'yi gerçekleştirmek istediğinde, bu defa tabii başka sakıncalar da çıkar onunla birlikte, onları da söyleyeceğim az sonra, rakiplerini düşünmezsin. Kendinizle yarışın çocuklar. Kendinizle yarışın ve böylece daha sağlıklı bir öğrencilik yapmış olursunuz. Şimdi genel olarak sayılara odaklandığınızda beyniniz anlamayı ikinci plana iter. Buna da dikkat edin biraz. Daha çok anlamayı, öğrenmeyi esas alıyorsunuz. Ne yapıyormuşsun Mustafa Baber öğrencimiz Ağrı Patnos'tan? Ne yapıyormuşsun? Demek ki netlerini yavaş yavaş arttırma adımları atıyormuşsun. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Ahmet Şimşek Kayseri velimiz 12. sınıfta kızı için soruyor. Gece geç saatlere kadar ders çalışıyor. Bu yüzden sabah geç kalkıyor. Sizce gündüz mü gece mi çalışılmalı? Bakın, ben öncelikle size bunu geniş bir açıdan cevaplayacağım. Birinci sakıncayı sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer sizler, sevgili öğrenciler, gece geç saatlere kadar çalışıp uykusuz kalırsanız gündüz öğrenme performanslarınızı böylece düşürmüş olursunuz. Bakın, öğretmenden yararlanma dediğimiz bizim. Gündüz okul dediğin öğretmendir. Gece saat 3'te öğretmen bulamazsın. O performansınızı düşürüyorsunuz demektir. Öğretmensiz de bu sınavı tam anlamıyla başarmanın imkanının olmadığını bilmeniz gerekiyor. Biz hani aman öğretmenize yapışmayın diyoruz ama öğretmenin yol göstericiliği çok önemlidir. Birinci sakınca bu. Onun için gündüzünüzü iyi planlayamıyorsanız çalışmayı geceye yıkıp uykuyu feda etmiş oluyorsunuz. Bunlar genel olarak ben az uyudum, şu saate kadar çalıştım gibi arkadaşlar arasındaki işe yaramaz söylemlerin birbirleriyle motivasyon yarışı içerisine girmelerinin getirdiği bir problemden başka bir şey aslında değil. Peki gündüz mü gece mi çalışmak gerekiyor? Bakın, şu yanılgıyı hiç unutmayın. İnsan beyni uykudayken daha iyi çalışır. Gece ve gündüz tıptan edindiğimiz kaynaklara göre yaklaşık aynı çalışır. Onun için çocuğunuzun özellikle saat 12'den sonra ya çalışmayı sarkıtmaması gerekiyor, gidip uykusunu bir güzel uyuması gerekiyor ki gündüz diğer temel öğrenme unsurlarından daha iyi faydalansın. Bunun için de teşekkür ederiz. Evet, sorularımız devam ediyor. Bu arada Instagram'dan, telefondan, telefonumuz ekranda görüyorsunuz telefonu, 0312-474-080 nolu telefondan ve Instagram Bons Hoca üzerinden harika sorular gönderiyorsunuz. Devam ediyorsunuz sorulara. Evet, yine Instagram'dan Kevser Doğan, 12. sınıf hocam, zamanı en iyi şekilde nasıl yönetebiliriz? Harika bir soru. Okuldan yorgun dönüyorum, kaç saat çalışmalıyım? Şimdi çocuklar, okuldan geldiniz, bir saat dinlendiniz. Bu 1,5 saat olursa da harika olur. Sonra o günün derslerini tekrar edip ertesi günkü derslerin hazırlığını yapın. Yapacağınız bu. Zamanı iyi yönetmenin en temel koşulu iyi bir planlama yapmaktır. Plan yapın. Planınızın içerisinde mutlaka dinlenmeler,
aktiviteler hobilerinde olması gerekiyor. Ve zaman yönetiminde özellikle öncelik sıralarınızı belirleyin. Benim için neler önceliklidir? Bir liste yapın. Hangi derslerin önceliği var? Hangi aktivitelerin önceliği var? Uyku ne kadar olmalı? Bir liste yapın. O listeyi programınıza elinizde yerleştirin. Dünyanın en başarılı insanları zamanı iyi yöneten insanlardır. Bunu hiçbir zaman için unutmayın çocuklar. Faruk Çelebi İstanbul Aksaray'dan arıyor. 10. sınıf. Dersler 80 dakika blok yapılıyor. Son derece yanlış. 60 dakikadan sonra dağılıyoruz. Ne tavsiye edersiniz? Hep beraber şunu iyi bilmemiz gerekiyor ki insan beyni 20 dakikadan sonra adeta dağılır. Bu blok derslerin neden yapıldığını ise ben çok anlayamadım zaten. Eğer bir devlet okulundaysan hoca şu ya da bu sebepten servis yetişti yetişmedi bilmem ne oldu gibi kaygılardan dolayı dersleri blok haline döndürüyorsa bu sadece o dersi anlatana maaş gibi bir getiride bulunur. İnsani bir getiride de bulunmaz. Bu bir devlet politikasıysa hızla vazgeçilmesi gerekiyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı blok derslerin farkında her ne sebep olursa olsun buna göz yumuyorsa göz yummamasını tavsiye ediyoruz. Son derece yanlış. Ondan sonra bu çocuklar anlayamıyor. Bakın kursa gidiyor bilmem ne oluyor falan. Devlet okullarını yutan kurslarında nasıl ortaya çıktığı görüyoruz. Eğer bunu değiştiremiyorsanız eleştirilerimizi söyledik. Blok derslerde anlatılacak konulara sıkı bir şekilde çalışıp gidin. Blok dersin etkisi azalacaktır üzerinizdeki. Anladınız mı çocuklar? Bakın ben eleştireceğimi eleştirdim ama çözümü de söyledim. Blok ders akıl kar işi değildir, yapıyorlar. Ama diyelim ki değiştiremiyoruz, yapıyorlar. Yapacak bir şey yok. O zaman siz o derse sıkı bir şekilde çalışarak ön bilgiyle gidin. Daha başarılı olacağınızı göreceksiniz. Yasemin Sakız İstanbul velimiz. Evet bu arada biz tercih döneminde İstanbul'da bu yıl tercih dönemi çok önemli. Çünkü üniversite kılavuzlarında puanlar sıralamalar olmayacak. Geçen seneki sıralamalar bir işe yaramayacak ve siz hangi sıralardan tıbbı, hukuku, psikolojiyi, mühendisliği yazacaksınız. Bunun için biz sınav sonuçlarının belli olduğu gün 31 Temmuz günü İstanbul'da Zeytinburnu'nda Biruni Üniversitesi'nin kampüsünde olacağım. Sabah 08, akşam 20. Orada tercihlerinize yardımcı olacağız. Lütfen bunu bir yere not alın ve asla unutmayın. Tercih döneminde de bize danışmadan asla tercih yapmayın. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Hayrımıza yapılan bir iştir. Bu mesaiyi sizin sadece dualarınızı almak için yapıyoruz. Başka hiçbir şeyimiz yoktur. Lütfen bunu da yanlış anlamayın diyoruz. Yasemin Sakız İstanbul'dan, kızım 11. sınıfta Anadolu Lisesi MF okuyor. Sınava en basit sorularda hata yapıyor, en zor soruları yapıyor, matematiği çok iyi. Şimdi bakın işte bütün bu senaryo aslında ne biliyor musunuz? Dozunda stres, olumsuz gidecek, aksi gidecek bir takım şeyleri karşı önlem almamızı sağlıyor. Çocuk zor bir soruyu gördüğünde çözemeyebilirim diye kendini kasıyor. Bakın orada tıp bu süreci anlatıyor zaten. Göz bebeklerimiz genişliyor, beynimize kan gidişi, oksijen gidişi artıyor, beynimiz daha kapasiteyle çalışıyor. Göz bebeğe büyüdüğü için ayrıntıları fark etme kapasitemiz artıyor. Şu anda tıptan alıntı yapıyorum. Bu bilgiler bana ait değildir. Ve ne oluyor? Daha dikkatli oluyoruz. Fakat kolay bir soru gördüğümüzde, yaşasın kolay soru diyoruz. Bunu diyoruz ki işte Hüseyin hocam çözmüştü diyoruz mesela. Birden gevşiyoruz. Neyi tavsiye ediyoruz? Birincisi, kolay soruyu gördüğünüzde dikkat kolay soru diye hemen sorunun yanında yazıverin. Yani kolay soruları yanlış yapmakta olduğunuzu orada beyninize bir sinyal olarak gönderin. Beyniniz kasılacaktır. Kasıldığı zaman göreceksiniz, daha güzel çözeceksiniz, bu probleminiz ortadan kalkacak. Ve kolay sorulardan oluşan bir test bulun, o testte mutlaka sıfır hata yapma amacını taşıyın. Ve Mehmet Vural, Kayseri'den velimiz. Çocuk 8. sınıfta diyor velimiz. Derse odaklanıyor, odaklanamıyor öyle anlamam gerekiyor galiba.
Evet, odaklanamıyor. Ne yapmalıyız? Şimdi şöyle düşünün Mehmet Bey, lütfen dikkatle dinleyin. Umarım çocuğumuz da yanınızdadır. Şimdi ders mecralarını sayacağım şimdi size. 3 tane öğrencinin mecrası vardır. Bunun dışında çocuğunuz öğrenci değildir zaten. Sınav olurken çocuğunuz, ders dinlerkenki çocuğunuz, evde ders çalışırkenki çocuğunuz öğrencidir. Ben hani hekimlerimize diyorum ki gelin şu öğrenciliğin tanımını doğru yapın. Poliklinik deneyimleriyle çocuklara dikkat eksikliği tanısı koymayın diyoruz. Veya stres tanısı koymayın diyoruz. Geçen Antalyalı bir öğrencinin Ankara'da çok büyük bir üniversitenin hastanesinin yazdığı stres ilacının çocuğu ne hale getirdiğini gördünüz basından değil mi? Yazar mısınız onu lütfen? Stres ilacı yan etki yaptı. Antalyalı öğrenci ne hale geldi 15 yaşında? Bu çocuk gitmiş demiş ki doktora ben çok stresliyim demiş. O koca Türkiye'nin en büyük hastanesinin hocası da Allah akıl versin. Ya Rabbim niye öyle bir akılsız insanı hekim yapmış anlamadım. İnanmış buna, yazmış ilacı çocuğa. Çocuk komadaydı en son okuduğumda. Efendim yapmayın diyoruz. Biz burada bağırıp çağırırken kapris kompleks yapmıyoruz. Kimseyle bir hesabımız kitabımız da yoktur zaten. Yapmayın diyoruz. Velilere de diyoruz ki iki tane matematik sorusu çözemediği için stres olan çocuğunuzu yanlış tanı konulma ihtimali %98 olan bu stres konusunda hekimlere hemen götürmeyin. Öğretmenle işbirliği yapıp yapmadığını çok iyi denetleyin. Ben söylüyorum bakın biz bununla ilgili çok yazı yazdık. Bonsoca.com'a girin okuyun ya. Çocuğunuzun hayatı bu kadar önemsiz mi? Hekim olmuş. Olmuş iki tane matematik sorusunu çözen herkes hekim oluyor. O önemli değil ki. Ne olursanız olun. Mesleğinizi sevip sevmediğiniz daha önemli. Bakın bunu bir okuduğunuzda ben o fotoğrafı gördüğümde yüreğim dağlandı. Çocuğun dudakları patlamış falan bir resim var. Gözler morarmış, yüz yanmış gibi adeta. Böyle bir şey bu. Onun için biz diyoruz ki iki tane soruyu çözemediği için stres olan. 15 yaşındaki çocuğun stresi ergenlik stresidir kardeşim ya. Bunu bilmeyen mi var? Ergensel bir strestir o. Kendini ifade edemeyle, kendini aramak ve onu bulmayla ilgili yaşadığı bir takım sıkıntılardır. Onun için burada ben derse odaklanamıyor diyorsunuz ya, üç mecraya dikkat edin. Hangisine odaklanamıyor? Hepsine muhtemelen odaklanamıyordur. O zaman ne yapacağız biz? Odaklandığı ders var mı? Mehmet Vural velimiz. Ona dikkat edin. Onu yazın bir kağıda. Hangisinde odaklanamıyor? Sonra yan yana getirin. Hangi derse nasıl çalıştığına bakın. Vallahi bakın şu bilgiler altın değerinde bilgilerdir. Biz gece gündüz çalışarak acaba bugün velilerimize ne desek, neler söylesek, onların çocuklarına nasıl olur da güzel şeyler, hayırlı şeyler yapabiliriz de getiriyoruz bunu. Ve çocuğunuzda dikkat sorunu olmadığını, derslerle ilgili bir problem yaşadığı varsayımından hareket edin. 8. sınıf çocuğunun aslında dikkatinde zaten ergenlikten kaynaklanan bir dağılma vardır. Bu dağılma onda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğu anlamına gelmez. Sıklıkla yaptığımız, mükemmel yaptığımız şeylerde dikkatimiz her zaman iyidir. Bunu hiçbir zaman için unutmuyoruz diyoruz. Ve sorularımıza devam ediyoruz. Harika sorular geliyor. Bu arada biz her zaman biliyorsunuz Instagram'dan ya da telefondan gönderdiğiniz soruları bu hafta yanıtlayamazsak onlardan başlayarak devam ediyoruz. Ve bir velimiz telefonla bir soru göndermiş bize. Nereden? Mehmet Öz Aydın'dan. Oğlum 12. sınıfta masanın başında ders çalışmıyor. Bir defa çalışması gerekiyor. Yanlış bu. Anlatacağım şimdi. Çalışmıyor. Ders çalışıyor gibi görünüyor. 70 soruda ancak 20 net yapıyor. Ne yapmalıyız? 11. sınıf öğrenci bunu yapıyorsa Mehmet Bey öncelikle çocuğunuzla oturun. Uzun uzun. Çocuğum sen ne olmak istiyorsun gelecekte? Bizi unut diyeceksin. Ne olmak istiyorsun? Bakın bu çocuk kendi akademik yeterliliği çerçevesinde de size daha alt seviyede hedefler söyleyebilir. Üniversite giriş sınavı olmasaydı, üniversitelere bir e-mail atarak, adımızı yazdırarak giriyorsaydık, hangi üniversitenin hangi bölümüne girerdin sorusunu sorun ve bunlardan bir 5-6 tane yazmasını isteyin. Onlara yönlendirmeye çalışın. Bu çocuğunuz da sizin akademik özgüven kaynaklı, hedefe ele geçirememe, hedefe ulaşamama kaynaklı
O da işte netlerinin yetersizliğinden dolayı böyle düşünüyor olabilir. Bir motivasyon problemi yaşıyor. Bir defa bu açıdan bunu bir motive ettik. Şimdi geldik çalışmaya. Çocuğunuzun 20 neti varsa o zaman bayağı bir konu eksiği var. Nereden başlayacak Mehmet Bey? 7 ve 8. sınıfın konu anlatımlı matematiğine bakacak, biraz ona çalışacak, arkadan 9. sınıfa gelecek. Ona böyle acele etmeyin. Hani herkesin çocuğu 70 soruda 60 tane doğru yapıyor falan diye acele etmeyin. Bu 20 netini önce bir 25 yapmayı hedefleyin. Yavaş yavaş, çok yavaş hareket edin. Birdenbire çocukların taşıyamayacağı kadar ödevler vermek, öğrencilerde akademik özgüven problemini beraberinde getiriyor. Merve Ergin Batman'dan arıyor öğrencimiz, üniversitedeymiş öğrencimiz. 5. sınıfta tıp öğrencisiyim. Okulumu uzattım diyorsun. Sıkıntı olmaz, bu tıplar biraz zordur zaten. Derslerimde odaklanamıyorum. Müzik, kitap okuma ve sosyal faaliyetlere çok yoğunlaştım. Şimdi sevgili Merve, sen hekimsin. Şimdi gelecekte de bunları zaten göreceksin. Sosyal faaliyetler birincil ihtiyaçlar olarak karşımıza gelir. Bizim sosyal doyumlar birincil ihtiyaçlardır aslında. Ama öğrenme ve başarılı olma ihtiyacı da ikincil bir ihtiyaç olmakla birlikte çok baskın bir ihtiyaçtır. Sen bu 5. sınıfa gelinceye kadar kendini çok bunaltmışsın. Beynin orada seni küt diye sosyal alana yönlendirmiş birden. Mutlaka bir planlama yaparak sosyal doyumlarınla ders çalışmalarını çok iyi dengelemen gerekiyor. Ve o zaman TUS'ta da çok başarılı olursun. 5. sınıftasın ve bu uzatmayı bir fırsat olarak görmelisin. Ne diyorlardı? Olumsuzluklar aslında insana bir fırsat yaratır. Her olumsuzluk özünde bir fırsat için kapımızın çalındığı anlamına geliyor. Bunu unutmuyorsunuz. Gülbahar Çayırbasan Bingöl'den arıyor. Evet, Bingöl'e ben bu sene gittim. O soğuk pınar ne kadar güzeldi. Ama Bingöl merkezde de kaldık bir gün. Harika, güzel, şirin bir ilimiz. 6. sınıfta kızım var diyor. Bu sınıfa kadar çok başarılıydı. Ama deneme gibi sınavlarda çok yanlış yapıyor. Yazılıları iyi. Evet, bu da değişik bir şey. Şimdi yazılıyla deneme sınavı arasındaki fark şudur. Şimdi yazılıyı öğretmen ne yapıyor? Kendi sınıfta anlattığını soruyor. Öğretmen neyi önemsiyorsa altını çize çize vurguluyor ve bir güzel de gidiyor sınavda soruyor bunu. Bütün dünyada bu böyledir. Öğrenciler kendi öğretmeninin hazırladığı sorulardan daha başarılı olurlar. Buna özellikle dikkat edin. Daha başarılı olurlar. İşte bu sebepten dolayı da biz diyoruz ki deneme sınavında istediği neti elde edememiş bir öğrencinin aslında konuları eksiktir. Çünkü o başkaları tarafından hazırlanan soruları yapamadığına göre bir konular eksiktir. 6. sınıfa kadar başarılıydı. 6. sınıfta dağılması ergenliğin bir basamağı olarak algılandığı kadar soyut bilgiler, yani somut zekadan soyut zekaya geçiş sürecinde öğrenciler zorlanırlar. Çünkü ilkokul dediğiniz somut zeka seviyesidir. Şimdi ortaokulda yol alıyor çocuk ve daha çok soyut, tasarlama, hayalde, imgeleme becerilerinin oluşması gerekiyor. Yani düşünce üretebilmesi, olmayandan bir olana ulaşabilmesi gerekiyor ki bunun için de çok kitap okumasını öneriyoruz ve tavsiyemizi bu şekilde iletiyoruz. Rabia Dadaşoğlu Aydın, 12. sınıf. Görsel zeka sahibiyim. Matematiği nasıl çalışmalıyım? Öncelikle Rabia'cığım, sana kimsen görsel zekaya sahipsin demişse, tamam mı? O insandan uzak dur. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Bakın, ben görselim, sadece görsel öğrenirim. Sakın ha, sakın ha. Bugün Amerika'da bu zeka türlerinin Amerikan eğitimine ne kadar büyük bir darbe vurduğunu ve bunun behemahal terk edilmesi gerektiğini, başta Cofield olmak üzere, bunlar çok önemli araştırmacılar ve daha çok sayıda bilim insanı reddediyor. Çocuklar, görselliğin baskındır ama sende işitsel, dokunsal, uzamsal hepsi vardır. Hepsini kullanacaksınız çocuklar. Bir tane öğrenme stiliyle bir adım atabilirsiniz. Evet, görselliği baskın olarak kullan. Kabul.
Unutmayın bunu sevgili öğrenciler. Bu önemli bir soruydu sevgili Rabia. Çok teşekkür ederim bu soru için öncelikle. Çünkü sen görsel zekasın koca koca üniversitelerde. Ben az önce eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarında görev almalı dedim. Ama dedim bunların içerisinde çağa ayak uyduran öğretmenler seçilmeli dedim. Şimdi eğitim fakültelerine proje hazırlatıyorlar şeyler. Nasıl güveneceksin? İstanbul'da bir tane vakıf üniversitesi. Türkiye'de kitap okuma oranı ile ilgili bir araştırma yapmış. Türkiye'de kişi başı 5 kitap okunuyormuş. Kardeşim alın siz o çalışmanızı rafa koyun da kimseler görmesin. Ya olur mu böyle bir şey ya? Türkiye'de 5 kitap okunuyorsa kişi başına. Türkiye zaten en az 100 yıl ileriye gitti. Türkiye'de kitap falan okunmuyor. Öyle bir şey yok. Yani siz onun için o çalışmalarınızı sokaktaki insana kitap okuyor musunuz derseniz utanır okuyorum der tabii ki. Böyle çalışma yapılmaz ki. Siz bandrollü kitaplara bakacaksınız, test kitapları hariç. Türkiye'de bandrollü kitap satışı belediyelerin alıp da ona buna dağıttığı değil. A kitap evinden, B kitap evinden, C kitap evinin raflarından kaç kitap alınıyor? Ama belediyeler sosyal sorumluluk için alıyorlar. Hadi bakalım gelene geçene aşure dağıtır gibi dağıtıyorlar. Onları da götürüp çöpe atıyorlar. Onları demiyoruz. Onun için üniversiteler ben bir çalışma yaptım bilmem ne bırakın bunları. Bakın ben sahadayım. Her gün bir ildeyim. Allah aşkına bana bir mail atar mısınız buraya geldiniz mi diye mesaj. Ben size geldim diyeceğim. Benim gelmediğim bir yer var mı? Size o şehri de anlatıvereyim hemen şurada. Kaç bin öğrenciyle buluştuğumuzu da anlatayım. İşte onun için zaman zaman böyle hani eleştiriyoruz. Bunlara ihtiyaç var çünkü ülkemizde. Evet üniversite bir çalışma yapmış Türkiye'de. Onu da bir televizyonun ekonomi programını yapan sunucu 5 kitap okuyoruz diye haber yapıyor. Ben ne dedim size? Kendini yetiştirmiş insanlardan hareket etmemiz gerekiyor sevgili öğrenciler. Buna dikkat edin. Evet, Birkan Çoban Ankara veli, çocuğumuz ilkokulda diyor. Çocuk sınava girdi, derece aldı. Ne sınavıymış bu ilkokul 2'deki çocuğun? Okulda birinci oldu, Ankara'da dördüncü oldu. Eyvah, bu çocuğu niye yarıştırıyorsunuz Birkan Bey böyle siz? Bir yayın evinin sınavında 40 soruda 40 soru yaptı. Allah esirgesin, çok akıllı bir çocukmuş bu aman ha. Çocuğunuz için nasıl bir yol izlemelisiniz? Önce nasıl bir yol izlememelisiniz? Sakın bu çocuğunuzu üstün yetenekli, üstün zekalı, bilmem neli, bilmem şucu bucu diye bir okula götürmeyin. Çocuğunuzu köreltirler. Yok böyle bir şey. Eğer çocuğa zeki etiketini yapıştırırsanız çocuk bundan çalışmamayı anlar. Bütün dünyada zeka etiketine karşı inanılmaz bir mücadele var. Şu dereceleri unutun, bu çocuğun çok çalışkan olduğunu öne çıkarmaya çalışın Birkan Bey. Ülkemiz için çok gerekli bir çocuk bu. Aksi halde körelir, hep biz kaybedeyiz. Yani bu ülkemiz kaybeder, bu çocukları kaybedersek. Çocuğunuz anladığım kadarıyla siz gerçekten iyi, doğru yönlendiriyorsunuz çocuğunuzu ve bizi izliyorsunuz şu anda da. Lütfen çocuğunuzu yarıştırmayın. Üstün zekalı kategorilerine şuna buna falan yapmaya çalışmayın. Evet sınavlara sokabilirsiniz ama çocuğum sen 40. oldun, 1. oldun, 40 soruda 40 soru yaptın ama hiç unutmayın başarı ve başarısızlık anlık bir durumdur. Dünyada hiçbir zafer sürgüt değildir. Hiçbir yenilgi de sürgüt değildir. Bütün mutluluklar anlıktır ve bütün mutsuzluklar da anlıktır. Onun için biz burada bu başarıyı da anlık olarak görmenizi ve çocuğunuzun çalışkanlığını rütbelemenizi istiyoruz. Ve bu soru için çok teşekkür ederim özellikle. Doktor Rosali, sayısalcıyım. Sen doktor olmak istiyorsun. Tarih, coğrafya ve felsefeye nasıl çalışmalıyım? Kavramları çıkart, birbiriyle ilişkilerine bak. Hepsi bu kadar. Kavramların ne olduğunu ise hocalarına sorabilirsin. Ayrıca fizikten sıkıntılarım var. Bir türlü halledemiyorum. Neler önerirsiniz? Şimdi fizikte çok sayıda formül var çocuklar ama bir defa fizikten birinci önerim şudur. Öğretmenin o gün anlatacağı derse çalışarak git. 7 ve 8. sınıf fizik konularını halledip 9. sınıfa dön. Küçük adımlar ilkesini benimse. Önce zorlandığım bir fizik konusundan hareket ederek yavaş yavaş bunları halletmeye çalış. Ve Özcan, şu an seçmeli derslerin yapılacağı bir dönemdeyiz. Uzunköprü ilçemizde herkes matematik seçiyor. Ben bu Uzunköprü'ye geldim.
Hem de bu sene de geldim, geçen sene de oradaydım. E dikkat ediyor musunuz çocuklar? Her yere geldim diyorum. Benim kadar geziyorsanız, insanla öğrenciyi tanıyorsunuz ondan sonra. Herkes matematik seçiyor ama en düşük net ortalaması matematik. Bu kısır döngü değil mi? Vallahi şimdi harika bir soru bu. Ben bu soruyu öğrenci mi, öğretmen mi gönderdi bilmiyorum. Çocuklarımızın yeteneğine göre alan seçilmesi gerekmiyor mu? Aksi halde sonra çocuklarımızın yetenek ve becerilerine göre bu alanları seçmediğimiz için de çocuklar başarısız olabiliyor. Bu güzel soru için çok teşekkür ederim. Senin isyanın haklıdır. Biz yeteneğimize göre seçmemiz gerekiyor. Recep Özdemir İstanbul'dan velimiz. Çocuğum 10. sınıfta Devlet Anadolu Lisesi'nde yeni sınav sistemine göre ekstra bir takviye yapalım mı? Şimdi hayır canım, bu eski zaten YGS, LYS'nin aynısı bu sınav. Yani çok değişen bir şey yok. Önemli olan bu tarz programları izleyip buradan doğru çalışma yöntemlerini edinmenizdir. Bol kitap okusun çocuğunuz. Bol bol kitap okusun. Diğer çocuğum 7. sınıfta yeni değişen TEOG nasıl çalışmalıyım? Şimdi bakın, yeni değişen TEOG sınavında da kitap okumak gerekiyor. Ben o soruları inceledim. Bol bol kitap okuyup kavramları çıkarması gerekiyor ve çalıştığı konulardan soru yazması gerekiyor. Zaten bu üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için de geçerli olan bir şeydir. Yalnız bu yeni lise giriş sınavı biraz daha zor olacak. Yani çok yığma birinciler çıkmasın diye, doğrusu da budur zaten. Ders çalışmaya hevesli değil, bu kötü işte. Mutlaka çalışması gerekiyor. Onu nasıl ikna ederiz? Hedef koyacaksınız. Başlarda küçük bir iki ödül abartmadan. Nasıl olsa sınav kalktı diyor. Oysa sınav kalktı da şansını da denemesinde fayda var diyoruz. Hedef koyun. Hedef olmazsa çalışmaz. Çocuk zaten sınavı kendine stres ettiği çok belli. Bu arada efendim, programımız bittiğinde ne yapıyordunuz? akittv.com.tr'den evde olmayan çocuğunuzla birlikte bu programı takip ediyordunuz. 0312 474 0380 nolu telefondan bize arayıp sorularınızı gönderiyordunuz. Bu arada bize gelen ekstra sorulara yöneliyorum şu anda. Bazen büyüklerimiz bize ne dersek diyelim, ne yaparsak yapalım, onlar bir anlamak istediğini anlıyor. Bu doğru bir tutum değil ve biz ne yapmalıyız diyor bir öğrencimiz. Bu elbette ki yanlış. Değerli aileler, buna set düşünme deniliyor. Özellikle eşler birbiriyle kavga ettiğinde set düşünme moduna giriyorlar. Kim ne derse desin, karşı taraf anladığını anlıyor. Cumartesi günü bir tiyatroya gittim. Orada iki tane eşin anlaşmazlığı tam bir set düşünme örneğiydi. Ve bazen biz çocuklarımız hangi isyanı, feveranı yaparsa yapsın, set düşündüğümüzün farkına varamıyoruz. Kendi anlamak istediğimizi anlıyoruz. Bir başka öğrencimiz, anladığım hatta, bunlar Instagram'dan geçmişe dönük sorular, anladığım hatta sınavda da hatırladığım konuları bir süre sonra unutuyorum. Evet, bu görev öğrenmelerinde olur çocuklar. Nedir o? Hani demin ben bir öğrencimize dedim ya, hani netlerine çok odaklanma. Odaklanırsan o görev öğrenmesine girer. Görev öğrenmelerinde bir sınavda sadece netlerinizi yükseltmek için çalışırsanız, netiniz yükseldiğinde, görev bittiğinde beyniniz öğrenmeyi siliyor. Bu çok önemli bir psikoloji kuralıdır. O zaman öğrenmeyi temel alacaksınız. Buna da özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Evet efendim, sonlara doğru geliyoruz. Son 10 dakika civarına girdik. Harika sorular var önümde. Şimdi diyor ki bir öğrenci, bazen diyor küçük, sıradan bir sebep ile günlerce süren bir çalışma içerisine girip motivasyon oluyoruz diyor. Ve bu diyor gerçekten kalıcı bir motivasyon verir mi insana diyor. Şimdi bakın, bunun adı kelebek etkisidir. Yani bilimsel alanda çalışılmış bir şeydir bu. Kelebek etkisi şudur. Dünyanın öbür ucunda bir kelebek bir kanat çırparsa, dünyanın diğer ucunda fırtınalar kopabilir. Vallahi buna ciddi ciddi atmosferik türbülans etkisi deniliyor, buna söyleniyor. Şimdi sizin moralinizi düzelten küçücük bir çocuğunuza yaptığınız gülücük, aferin demeniz, bravo demeniz bunu beraberinde getirir. Onun için anlık motivasyonlar çocuğunu sürekli çalışır hale rahatlıkla getirebilir. Sınav anında diyor bir öğrenci, rahatsız edici bir sesin dikkatimizi dağıtması halinde ne yapmalıyız? Harika bir soru, muhteşem bir bilgi vereceğim şimdi size. Gölgeleme diye bir yöntemi size anlatacağım.
Bununla ilgili deneyler yapılmış çünkü. Bir ses anında, hem sesi duyuyorsunuz hem okuduğunuzu. Eğer okuduğunuzu hafif bir fısıltıyla, sesle tekrar ederseniz, gürültüyü göz ardı ediyor beyniniz. Buna ne deniliyor? Gölgeleme deniliyor. Not aldınız mı? Bakın ben ne dedim? Akit.tv.com.tr'den oturun bunu çocuğunuzla izleyin, bu gölgelemeye dikkat edin. Soru çözerken dışarıdan gelen rahatsızlık edici seslerden kurtulmak için hafif bir fısıltıyla okuyun. Bunun bilimdeki adı neymiş? Gölgelemeymiş. Bakın kişisel kanaatlarım değil. Bilimsel çalışmalar sizinle söylüyoruz. Bunlar önemli. Şimdi siz, onun için bu gölgelemeyi de sizinle paylaştık. Ve bunlara döneceğim. Harika sorular bunlar. Bu arada Instagram ve telefon sorularımıza hızla tekrardan dönüyorum. Bu bilimsel anlamda gelen sorulara haftaya da devam edeceğim. Elif Turan Çanakkale'den öğrencimiz, 10. sınıfta çok çalışıyorum ama sınavlarda hak ettiğim notu alamıyorum diyorsun. Bak şimdi Elif'ciğim, yalnız söylediğimden alınma. Ne olursun, yanlış anlama. Bak şu anda ekran başındasın. Sen her şeyi hak ediyorsun mutlaka. O güzel yüreğinle, insanlığınla, güzelliğinle, o ülkemizi, milletini seven o gencimiz olmanla ama... O yaptığın çalışma başarıyı hak etmiyordur. Sen değil. Ne olursun yanlış anlama. Sen değil. O çalışmada eksiklik vardır. Bak hangi sonucu alırsanız alınız. Bakın sevgili Elif Turan öğrencim. Gözlerinden öperim bunu. Böyle izlediğin için de çok teşekkür ederim öncelikle. Sen her şeyi hak ediyorsun ama yaptığın çalışma hak etmiyordur. Eksik bir şeyler bırakıyorsundur. Olaya böyle bakarsan çalışmayı değiştirirsin. Hani demin bir öğrencimiz dedi ya, bende şey varmış dedi. Neydi? Görsel öğrenme stili varmış dedi. Ben de sadece ona bağlanma dedim. Birçok öğrenme stiline bakmak durumundasın dedim ya. Ona bak. Çalışman hak etmiyordur. Çalışmayı arttır demiyorum. Yöntemini değiştir. Yani 3 saat çalışırken sana 5 saat çalış demiyorum. Dershaneciler gibi. Öyle demiyorum. Çalışma yöntemini değiştir diyorum. Ali Ertuna İstanbul'dan harika bir soru. Öğrencimiz yine bu telefonla gelmiş bir soru. 8. sınıftayım. LGS'de başarılı olmak için nasıl bir çalışma yapmalıyım? Çocuklar bakın, bol kitap okuyacaksınız. Okuduğunuz her konunun kavramını çıkartacaksınız. Okuduğunuz konulardan soru yazacaksınız. 4 seçenekli, 5 seçenekli neyse. Seçenekli soru yazacaksınız. Okuduğunuz sorulardan... konulardan soru yazın, en iyi öğrenme yoludur. Hatice Gürgün, Instagram Bons Hoca'dan gelen bir soru. LGS'ye nasıl çalışmalıyım? Aydın'dan selamlar. Aynı şeyi söyledim. Sen de aynı şekilde çalış Hatice. Ertan Bayar, 11. sınıfım. Hangi derse ne zaman ne kadar çalışmalıyım? Harika bu bak. Böyle soru, çok harika bir soru önceki Ertancı bu. Niye biliyor musun? Çocuklar, her derse işte çalışma yönteminiz farklı olabilir. Buna dikkat edin. Onun için o tek yönteme bağlanmayın deme sebebim buydu. Her derse çalışma yönteminiz farklı olabilir. Buna dikkat edin. Bunları kendin bulacaksın. Mesela diyelim ki işte tarihe sesli çalışırsın, matematiğe yazarak çalışırsın, fiziği bir hocadan dinlersin, videodan vesaire. Buna kendin belirle Ertancığım. Bu güzel bir soruydu. Çok teşekkür ederim. Halim Aşık, proje okulunu kazanan 10. sınıfta oğlum var diyor. Bu proje okulları güzel bir proje aslında. Derste uyuyor. Veli olarak ne yapmalıyım? O günkü derse çalışarak giderse derste uyumaz. Neden? Öğretmen anlattığını anlamadığı için ders ninni gibi gelir. Ne yapacak? Öğretmenle birlikte düşünerek dinlemesi gerekiyor. Öğretmenle birlikte düşünerek dinlemesinin tek yolu Halim Bey... O günkü derse çalışarak gitmek. Deneyin bunu, bir derste deneyin. Bakın bu videoyu çocuğunuzla bir kez daha izleyin. Deyin ki, ya çocuğum senin pazartesi günkü sınavın ne, dersin ne diyelim ki biyolojiden. Hoca neyi anlatacak, şunu anlatacak. Hadi gel yarım saat şu konulara bir çalış bakayım de. Uyur mu uyumaz mı görürsünüz. Lütfen haftaya da mesajınızı bekliyorum. Ve bunlar emin olun bizim çok denediğimiz ve başarıyla sonuçlandırdığımız şeyler. Efendim... Şahir Gür Adana'ya da selamlar olsun buradan. Kızım 6. sınıf.
Sınıfta uyum sağlayamadığı için alt sınıfta başka bir okula aldılar. Sınıfa uyum sağlayamadığı için alt sınıfa, başka bir okula değil, sınıfa aldılar. Derse adapte olamıyor, çabuk sıkılıyor. Psikiyatra götürdü, psikiyatr anlamaz bundan. Dersle ilgili çok beklentiniz olmasın dedi. Allah Allah, yani çocuğun üstünü çizmiş beyefendi. Ama okusun dedi. Vay 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 vay. Yani öyle bir hak etmiş ki arkadaşımız, yani güzel, dünyada hiç kimsenin aklına gelmez. Bu çocuk ders baskısı yapmayın falan denilmiş. Vallahi öyle bir yanlış ki ben bunu haftaya yanıtlayacağım. Bakın bunu haftaya yanıtlayacağım. Şimdi önüme daha akın akın geliyor sorular. Arkadaşların getirdiği notlardan sadece. Şair Gür, İzlem Aydanur, Aydemir, Banu Dönmez, Zekeriya Ceylan'ın sorusunu, Abdullah Samet Erbaş'ın sorusunu İstanbul'dan, Yusuf Yüksel'in sorusunu, Hatice Yaz'ın sorusunu, hocam Afyon'a da bekleriz demiş Süheyla Gün Yüzlü. Geleceğim, geleceğim, Afyon'a da geleceğim, her yere geliyorum zaten. Bunları haftaya yanıtlayacağız. Ve adres iletişimleri vermeye devam edeyim ben. Şimdi güzel bir program oldu. Harika sorular geldi. Şair Gür Adana'dan velimiz, ne olursunuz haftaya eşinizi dostunuzla ekran başına kilitleyin. Harika bir soru sordunuz. Psikiyatrın önerilerine dikkat edin. Adana'da bana getirilen şeyleri de size anlatacağım. Efendim bugün yayınımız bitti. Arkadaşlar böyle işaret ediyorlar. akittv.com.tr'den bizi mutlaka izleyin. Görüşmek umuduyla, sağlıcakla kalın, hoşça kalın efendim.